3 Eylül Perşembe günü A101'de Xiaomi Earbuds S modeli satılacak. Daha önce Shift Elite Net ekranlarında Xiaomi Earbuds'ın uzun kullanım testini yayınlamıştım ve 500 bin üstünde izlendi. Çünkü kulaklık uygun fiyatlıydı ve gerçekten performansı başarılıydı. İşte bu kulaklık o kulaklığın bir üst modeli diyemem ancak arada bazı farklar var hem de bayağı bir fark var ve fiyatı A101'de 139 lira olacak. Ancak ben size incelemeye geçmeden önce şunu söyleyeyim. Aşağıya bırakacağım linkle bu kulaklığı a 101de gidip sıra beklemeden böyle kalacak mı çekmeden internet üzerinden hepsi burada üzerinden 119 liraya satın alabileceksiniz. <laughs> Xiaomi Earbuds S özelliklerinden sizlere bahsetmem gerekiyor. Bu kulaklığı zamanında uzun süre kullanmıştım. Aslında bu kulaklığı kullanmadım ancak aradaki farklar daha iyileştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ben sizlere özellikleri anlatacağım. Ardından da bu farklar nereden geliyor onlardan bahsedeceğim. Kulaklık Bluetooth 5 ile çalışıyor ve bu kulaklığı telefonunuza bağladığınızda tek bir bağlamayla bu işlemi tamamlıyorsunuz. Bir daha hiçbir zaman bağlamanıza gerek kalmıyor. Bu kutuyu açtığınız zaman siz kulağınıza takana kadar kulaklığın eşlenmesi tamamlanıyor. İşte daha önce AirDots'ın uzun kullanım testinde belli başlı sıkıntılardan bahsetmiştim. Bu S modelinde bunun gibi sıkıntılar bulunmuyor. Eşleşme çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Kutuyu açmış olduğunuz zaman her şey hazır bir şekilde karşınıza çıkıyor. Aynı zamanda bu kulaklıkla oyun oynamak isteyeceksiniz. Sonuçta kablosuz bir teknolojiden bahsediyoruz. Bundan dolayı gecikmeler olabilir. Ve özellikle PUBG gibi böyle farklı silahlı oyunlarda bazen silah sesini ya da tepkileri geç duyabiliyorduk AirDots modelinde. Xiaomi bu sorunu S modelinde çözmüş ve karşımıza oyun modunu çıkarmış. Oyun modunu aktifleştirmek için 3 defa kulağınıza basıyorsunuz ki ben bu incelemeye çıkmadan önce bu özelliği denedim. Gerçekten de PUBG'de fark ediyor. Ateş ettikten sonra oyun modu kapalı iken bir gecikme ile karşılaşıyorsunuz. Ancak oyun modu açıkken başarılı bir gecikme. Aslı gecikme tabii ki var ancak rahatsız edici bir gecikme yok. Bundan dolayı AirDots yerine S modeli 119 liraya satın almanızı öneririm. Bu arada 119 lira çok iyi bir fiyat. Çünkü bu kulaklık ilk çıktığında 200 lira civarlarında satıldı. Peki bu kulaklığı kullanmaktan bahsediyoruz, ne kadar kullanabiliriz? Şöyle düşünün, bu bir taşıma çantası, aynı zamanda şarj aleti gibi düşünebilirsiniz. Bu kutuyu açtığınız andan itibaren kulağınıza takıyor hemen şöyle rahat bir şekilde biliyorsunuz Ardından da kulaklığı 4 saat boyunca kesintisiz olarak kullanabiliyorsunuz. Her kulaklık 4 saatin ardından şarja ihtiyaç duyuyor ve iki defa da böyle kutuya koyduktan sonra şarjı tamamlıyorsunuz. Yani 12 saatlik bu uçak yolculuğundayken bu kulaklığı 12 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Tabii ki şarj etme sürelerini işin içine dahil etmiyorum. Peki kutuyu nasıl şarj edeceğiz derseniz hemen söyleyeyim. Arka tarafta bir micro USB girişi var ve buradan kulaklığı rahat bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Şimdi kulaklık hakkında Aklınıza gelecek sorulardan bir tanesi de tahminen şu şey olacak Benim kulağımda oturacak mı? Spor yaparken kullanabilecek miyim? Müzik deneyimi nasıl gibi? Farklı sorular aklınıza gelecek Hemen anlatmaya başlıyorum Kulaklığın içerisinden 3 farklı başlık çıkıyor Small, Medium ve Large Hangisi kulağınıza uygunsa bu kulaklığa takabiliyor ve kulaklığı kulağınıza tam bir şekilde oturtabiliyorsunuz. İşin güzel tarafı ben kutudan çıkan sabit başlığı kullandım ve spor yaparken, koşarken hiçbir zaman düşecek mi diye bir korkum olmadı. Hatta 4 gram civarında bir ağırlığı var. Bazen kulağımda olduğunu bile unuttum. Kulaktan düşme gibi bir sorun olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Müzik deneyimi olarak 119 liraya satın almış olduğunuz bir üründen genelde dolar gibi farklı denenlerden dolayı çok bir şey beklemezsiniz. Ama şunu söyleyeyim, kulaklık yani algı olarak böyle 200-300 liralık bir kulaklıkmış gibi size müzik verebiliyor. Ben müzik konusunda mutluyum. Tabii ki 119 liralık kulaktan bir nirvana ses beklememek gerekiyor. Ancak dediğim gibi eğer bütçeniz kısıtlıysa alabileceğiniz en iyi kulaklıklardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Kulaklığın kullanımı hakkında konuştuk, müzik hakkında konuştuk. Ancak konuşmamız gereken bir diğer noktada karşı tarafı sesin nasıl gittiği. Şimdi kulaklığın üstünde bir mikrofon var. Hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. Kulaklığı kulağına da çok rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. Hatta taktığım andan itibaren bir efekt veriyor ve bu efekt eşleştiğine dair beni uyarıyor. Bu arada kulağıma taktıktan sonra kendimi duyamaz oldum. Çünkü pasif bir şekilde gürültüyü engelleyebiliyor. Kulağınıza taktıktan sonra siz telefonda konuşmaları bu kulaklığı kullanarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben özellikle evdeyken konuşmalarımı bu kulaklıkla gerçekleştiririm. Çünkü hani radyasyon yemek istemiyorum. Yani ne kadar radyasyon yiyorum, çok tehlikeli mi gerçekten bunları bilmiyorum. Ancak psikolojik olarak beni rahatsız ettiği için gerçekten Kulaklıkla konuşmayı seviyorum. Kulaklıkla konuşurken eğer oturuyorsanız dışarıda bir gürültü yoksa kulak rahat bir şekilde sizi konuşturabiliyor. Ancak ev işi yapıyorsanız işte ne bileyim bulaşık makinesine bir tabak koyuyorsanız, bir poşet açıyorsanız karşı tarafı ciddi manada rahatsız edebiliyor. Benim anladığım kadarıyla kulaklık mikrofon tarafında sesi yükseltiyor ve karşıya öyle gönderiyor. Yani yanınızda bir televizyon varsa büyük ihtimalle karşı taraf onu çok net bir şekilde duyacak. Ancak amacınız buysa sessiz bir yerde konuşmanız gerektiğini söylemiş olayım. Şimdi fark ettiyseniz kulağıma takınca kendimi duyamaz oldum. Yani iç tarafta pasif gürültü engelleyicinin etkili olduğunu söyleyebilirim. Peki karşı taraf için durum nasıl? Ben bu kulaklığı kullanırken bir saatlik yolculuk yapıyorum. Bir sefer metro, iki sefer metroya, bir sefer de metrobüse biniyorum. Ve insanların da rahatsız olmaması gerekiyor. Şöyle bir durum var. Siz kulaklığı %70, %80 seviyesine çıkartana kadar dışarıdan gelen gürültüleri hafif duyabiliyorsunuz. Ne zaman ki bu seviye gelirseniz işte o zaman kulaklık tam manasıyla sizi dışarıdan soyutlayabiliyor. Ancak kulaklığın ses seviyesini artık %90, %100 seviyelerini çıkarttıktan sonra dışarı ses verdiğini söylemem gerekiyor. Şimdi kısaca kulaklığın özelliklerine baktık. Sizlere söyleyeceğim çok fazla bir detay kalmadı. Bu kulaklığı almanız gerekiyor mu? Ne gibi faydaları var? Ondan da bahsetmek istiyorum. Ben normalde kafa üstü bir kulaklık kullanıyordum ve kulaklığı kafama taktığım andan itibaren beni dışarıdan çok güzel bir şekilde koparıyordu. Yani müziği çok rahat bir şekilde dinleyebiliyordum ve tam Tahmin ederseniz ki büyük bir kulaklık olduğu için de gayet iyi bir ses veriyordu. Kulaklığım da iyiydi. Peki ben neden bu modeli kullanmaya ihtiyaç duydum? Çünkü kolay bir şekilde kullanmam gerekiyordu. Şimdi şöyle düşünün. Hemen elimi alacağım ve göstereceğim. Şu kadar yumruğumun içerisine sığacak bir kulaklıktan bahsediyoruz. Cebe çok kolay bir şekilde oturabiliyor. Böyle tasarımı da güzel. Cebinize koyduğunuz zaman sizleri rahatsız etmiyor. Yazın sonuna doğru geldik ancak şunu söylemek istiyorum. O kulaklık taşımaktansa, kablolarla uğraşmaktansa herhangi bir yere giderken... Hemen şu işlemi yapıp şöyle kolayca tabii benim gibi düşünmemeniz gerekiyor böyle koyuyorsunuz kulağınıza. Bu tekrar cebe gidiyor. Ardından da işlemlerinizi gerçekleştirmeye başlayabiliyorsunuz. Ve 119 lira gibi bir fiyatın gayet işlevsel olduğunu söylemem gerekiyor. Oyun tarafındaki korkular vardı. Eidos tarafında bu çok düşünülüyordu. Bazı kişiler eşleşmeme sorunları yaşıyordu. Bazı kişiler 2-3 tane kulaklığın bluetooth ayarlarında gözüktüğünü söylüyordu. Ben bu kulaklığı eşlerken öyle bir sorun olmadığını gördüm. Tek bir kulaklığın eşlemesini gerçekleştirdim. Yazılımsal tarafta da Eidos tarafını uzun kullanım testi Baya bir eleştirmiştim Ancak baktığım kadarıyla bu sıkıntılarda Giderilmiş gibi gözüküyor Bugün sizlerle beraber Xiaomi Earbuds S modelin Özelliklerine yakından bakmış olduk Gayet mantıklı bir tercih olduğunu söyleyebilirim Özellikle içerisinde çıkan başlıklar sayesinde çok rahat bir şekilde herkesin kullanabileceğini düşünüyorum. Ama genelde şöyle bir sıkıntı oluyor. Tekini kaybediyorlar. Bunun tekini kaybetmemeniz önemli. Çünkü tekli bir şekilde satılmıyor. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Kulaklığın üstünde tuşlar var. Bu tuşlar sayesinde rahat bir şekilde kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Peki nasıl kullanabiliyorsunuz? Diyelim ki spora çıktınız. Çantanızda veya cebinizde telefon var. Ama oraya erişmek istemiyorsunuz. Müzik dinlemek istiyorsunuz. Google Asistan'ı veya Siri'yi çalıştırarak herhangi bir müzik çalmasını isteyebiliyor ve müziği başlatabiliyorsunuz. Müzik başladıktan sonra müziği durdurma veya müziği tekrar başlatma gibi işlevsellikler de bu kulaklığın üstündeki tuşlarda bize sunulmuş durumda. İşin güzel tarafını söyleyip Siri'ye veya Google Asistan'a ulaşmak telefonu kullanabileceğimiz manasına geliyor. Siz telefona ulaşmadan sadece Siri ya da Sesli Asistan'ı uyandırdıktan sonra annemi ara, babamı ara dedikten sonra insanlarla da hızlı bir şekilde konuşmaya başlayabilirsiniz. Xiaomi Earbuds S 3 Eylül'de a satılacak. 139 lira gibi bir fiyat var. Ancak Shift e Net izleyicisiyseniz şunu biliyorsunuzdur. Kulaklık konusunda hani uygun fiyatlı ürünler konusunda A101'de bir sıra oluyor. Bunlara hiç bulaşmadan gidip 119 liraya aşağıdaki linkten bu ürünü satın alabilirsiniz diyor. Ve bir videoyu daha kapatıyoruz. Farklı ürünler incelemeye devam edeceğiz. İstekleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.